Evet. Her zamanki intro yok. Saçlar dağınık. Arka planın hemen dağınık. Ama bugün şöyle bir sürprizim var size. Şu an Ragequid ekranındayız. Ve Ragequid atan tabii ki biz değiliz. Cruyff iki gol attı. Bir yere bir asist yaptı. Yunus FC 2-1 galip. <laughs> Üç, üçü de kareyi bulmuş şutların. Gol. İlk gol bu. Çok güzel pas. Vieira. Cruyff sol ayak. Affetmedi. 27'de Ben Yerler'den bir gol yiyoruz. Olsun diyoruz. Herif son maçın yani golün sonrasında böyle şu 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 filan yapıp geç, geçse de ne, yap ne, yapalım abi öyle o da öyle o da öyle bir dallama yapacak bir şey yok abi Eee 41. dakika, Johan, futbolun babası, babalar gününde, bu arada bütün babaların ve baba adaylarının, babalar günü kutlu olsun. Babalar gününde, lamba gibi asıyor. First time mı? First time. Ama gel gör ki Yunus FC elit oluyor. Hadi bakalım. <laughs> ya valla normalde çok önemli değildi yani benim için ama bu senenin belki de son FIFA Ultimate Team maçını oynadım az önce. Bir maç kala elimizde. Ee, bu kadroyla elit olmayı başardık. Çok canım sıkıldı bu hafta. Gerçekten oyuna çok sıkıldım yani. Hatta zaten bugün hazırlamıştım şey videosunu. FIFA'nın neden başarısız bir oyun olduğu, zevksiz bir oyun olduğu konusunda bir video hazırlamıştım ama... Bu kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Eee Allah screenshot falan almadık ama zaten videosu var. Tamam, problem yok. Eee Cruyff... ilk başta beğenmemiştik ama gerçekten inanılmaz bir adam. Bu arada inşallah müzik bizi şey yapmıyordur orada. Bir bir yandan şey olmuyordur. Neyse önemli değil herhalde de. Cruyff süper bir adam abi. Muhtemelen 60 dakika ortalamayla falan oynuyordu her maç. Çıkarıyordum çünkü stamina'sından dolayı ama eee yani çok iyi oldu. Ben bunu benim öyle bir derdim yoktu gerçekten ve elit oyuncu olmak sizi iyi bir oyuncu yapar mı? Yapar. Kesinlikle yapar. Ve özellikle şeyde Türkiye'de kesinlikle yapar ama elit olmazsanız kötü bir şey değil, bir şey de yok. Ben her zaman buna böyle baktım. Ee, hep mesela Barış şey derdi. 14.000 iyi, gerisi fantezi diye. Biz de öyle yaptık ama bu sefer hakikaten biliğimizin hakkıyla elit olduk. Biliğimizin hakkı artı kadromuz. Kadromuz da iyi eyvallah. Ee, çok güzel bir kadro. Yani bunu da kurduk yani neredeyse hiç para harcamadan. Oyunun ilk haftası sadece para harcayıp şu kadroyu kurduk. Böyle bir şeyi paylaşmak istedim. Hoşuma gitti çünkü ama benim artık bu saatten sonra gerçekten hiçbir amacım kalmıyor Altın Team'de. Ee, muhtemelen benim bu seneki son Altın Team videom olabilir bu. Bilmiyorum ama... Ee... Yani gerçekten oyun gameplay ile alakalı o kadar büyük sıkıntılar var ki hani almadım bu arada. Hiçbirini kaydetmedim çünkü şey yapmak istemedim. Yani bozmak istemedim. 4-2 başladık. Oradan 7-3'e falan geldi. 9-3 oldu. 15-3 oldu. Orayı çok iyi çıktık oradan. Yani 9-3'ten müthiş oynayarak çıktık. 15-3'e. 17-4 oldu. 2 maç kazandık, 1 maç kaybettik o arada. 17-4'ten 18-6'ya geldi. İki tane maç kaybettim ve orada çok sinirlendim. Gerçekten nasıl sakin kalabiliyorsun gibi yorumlar oluyordu. Ee, ama öyle değil. Yani hiç sakin kalamıyorum. Yani benimkiler geldi yani ne yapıyorsun dediler. Yani sen bunu yapma dediler bana. Çünkü bağırıp çağırıyorum oyuna. Sinirim bozuluyor. Ve ne için? Ee, bir, bir galibiyet fazla için. Oyun dandik mi? Dandik. Oyun boktan mı? Boktan. Orası kesin öyle. Ee, ve ben oyunun zaten bu şeylerine... ya Mesela bir maçta abi 80 dakika 1-0 önde gittim. Ve kaçırdığım gollerin haddi hesabı yoktu. Ösevi yok, Roy Fulit hiçbiri ne koşabiliyordu ne adam gibi pas verebiliyordu. Adam eriksenle 30 metreden sol ayağıyla tamam 5 yıldız ama... Gitti bir vuruş yaptı. Viera'nın kıçına çarptı top ve oradan top 90'a gitti. 1-1 bir bitti normal süre. Uzatmalar 2-1 bitti. 2-2 bitti pardon. Penaltılarda kazandı. Sinir oldum. Neden sinir oldum? Hiçbir fikrim yok. Neden böyle bir şey yapıyorum? Onu da bilmiyorum. Bu FIFA'nın bir özelliği midir artık bilmiyorum. Benim tamamen mental zayıflığım mıdır artık? Anlamadım ama ee, böyle bir kendime öz yapmak istedim. Aynı zamanda bu videoyu buraya kadar izliyorsanız benim ee, ya bu bilmiyorum yani ben, benim YouTube'daki geleceğim şu anda meçhul. Bunu çok net söyleyeyim daha fazla devam etmek istemiyorum bazı şeyleri yapmaya. Çünkü yani her ne kadar 30 bin aboneye kadar yaklaştık. 29 bin abonedeyiz. Ee, güzel bir rakam. Ama yani başkaları neler neler yapıyor ve çok astronomik rakamlara uğraşıyor. Ve biz bir oyunun sadece bir moduna e, sadık kalarak çok fazla bir yere gidemeyeceğiz. Bu, bu kesin. E, bu yüzden de zaten hem oyunu bırakmayı düşünüyorum hem de YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Umarım e, bu arada iki hafta sonra askere gideceğim. O da güzel bir ara olur bizim için. En azından kafamı toplamam ve böyle bir hakikaten vücuduma da reset atmam için güzel olur diye tahmin ediyorum. Ya şimdi bu videoyu izleyip ne tribe girdin ya falan diye düşünenler olur. Olabilir abi siz öyle düşünmekte tabii ki serbestsiniz. Ben kimseyi suçlamam nasıl düşündüğüm diye. Ben burada sadece kendi içimi dökmek istedim. Onun dışında... Ee, askerden gelip Youtube'a devam eder miyim bilmiyorum Çünkü Çok açık konuşayım Ben 5 yaşından bir para kazanıyorum Gerek reklamlar olsun Yani modellik olsun Gerek yüzmem olsun Gerek ondan sonraki aktivitelerim Normal e, 9-6 işim bankacılığım olsun Ben 5 yaşından Bu yaşıma kadar para kazandım bu sene bu yaptığım aktivite 270 tane videodan bahsediyoruz. Bunların tanesini hazırlamak gerçekten hatır sayılır bir efor, bilkim ve vakit istiyor, ee, enerji enerji de aynı zamanda ve bu bu da benim hayatımı çok iyi etkilemiyor. Ee, yani vücudumu kaybettim, vücudum yok artık eskisi gibi kesinlikle fit bir vücudum yok. Ondan sonra e, ama bilmiyorum yani çok Büyük düşüncelerim var. Para kazanamıyorum çünkü YouTube'dan da yani yapacak bir şey yok. Adam gibi gerçekten bir para kazanamadığım için de bu mecradan artık yavaş yavaş elime eteğimi çekmeyi ve yani şöyle ne yaparım haftada 4-5 video atmam da iki haftada bir video atarım. Onun da YouTube algoritmasında ne kadar hoş karşılanmadığını çok iyi biliyorum. Ee, yani a kanalın şifresini hatırlamış diyor. Kanal Yani YouTube bile bunu diyor yani ve kimseye önermiyor videoyu. Bu böyle ol, oldukça da e, iki haftada bir video atmak, tabii ki efor olarak çok önemli bir şeydi. Belki tekrardan kurumsal hayata dönerim, belki başka şeyler yaparım, bilmiyorum. Ama bunu içimi dökmek istedim. Biraz böyle deep videolar oluyor, anladım. Yani bu en son şey videosu da aynı şekildeydi. FIFA'nın rezalet oluşu falan, öyle bir video işte neydi? Tam olarak hatırlamıyorum ismini bile. E, FIFA neden başarısız oldu? Videosu da öyle bir videoydu. Tamamen olumsuz bakan bir perspektifte gibi gözüküyorum dışarıdan. Belki zaten öyleyim sanırım ama... Yani bu videoyu ne yapmak istedim yani? Ee, bayağı bir enerji toplamaya ihtiyacım var. Yani kurumsal hayattan ayrıldık. YouTube yapacağız dedik. Ama bazı şeyler deneme yanılma yoluyla oluyor. Hayatta bazı şeyleri e, bu şekilde görüyoruz. Ne yaparım bilmiyorum. İş başvurusu mu yaparım? Eee... Neler yaparım bilmiyorum yani. Şu ana kadar videolara olan desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Yani güzel yorumlarınız için, yorumlarınız için, her türlü yorumlarınız için teşekkür ederim. Ya bakalım gelecekle ilgili tartışma olarak bunu böyle ortaya böyle bomba olarak bıraktım ben. İnşallah siz de kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü bu beni yoruyor. E, mental olarak çok yoruyor, sinirlendiriyor. Yani normal hayatımda da sinirli bir insan oluyorum. Buna gerek yok ya yani Buna gerek yok. Ben normalde hep zaten 10 bine falan kadar oynuyordum bir kendi gibi. Birkaç haftadır işte biraz oynuyorum ve fın ne kadar hani mental olarak insanı hırpalayıcı bir e, oyun olduğunu zaten cümle alem biliyor. Sağır Sultan duydu. Böyle e, ödül videosu falan açarız belki. Belki başka şeyler yaparız. Belki başka videolar yaparız. Başka oyunlar yaparız. Clash Royale'e biraz sardık. Call of Duty'yi tekrar gündemimize aldık. Ama ee, böyle. Benden bu kadar bugünlük. Umarım hoşunuza gitmiştir video. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.